İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde göç azalma eğiliminde. Spotify önümüzdeki birkaç gün içinde Ermenistan Cumhuriyeti'nde piyasaya sürülecek. Borginyan Lavrov'u eleştirdi. Erdoğan büyük Turan yaratmak istiyor. Microsoft çevirisinde Ermenice de yer aldı. Batı Ermenistan'da görülmesi gereken yerler. Harran Antik Kenti. Bugün etnograf Yervant Lalayan'ı anma günü. Besteci şarkıcı Vigen Hovsepian Gomidas'ın Zulo şarkısını farklı bir şekilde yorumladı. 2011-2015 yıllarında son dönemlerin en büyük göçünü veren Batı Ermenistan'ın Van şehrinde batıya göç aralıksız sürüyor. Son 20 yılda aralıksız göç veren ve nitelikli nüfusunu kaybedip daha çok bölge illerden göç alan kent geçen yıllarda da bu alışkanlığını sürdürdü. 2018-2019 yıllarında Van'ın aldığı göç 34.4 olarak açıklanırken verdiği göç oranı ise 39.6 olarak paylaşıldı. Van haliyle Batı Ermenistan bölgesinde hem en çok göç alan hem de en çok göç veren il oldu. Bir ses akışlı medya hizmeti veren Spotify önümüzdeki birkaç gün içerisinde Ermenistan Cumhuriyeti'nde piyasaya sürülecek. Şirket pazartesi günü 1 milyardan fazla potansiyel ziyaretçinin bulunduğu bölgelerde 85 yeni pazar başlatma planlarını açıkladı. 85 yeni pazarlar Asya, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler'de yayılmaktadır. Spotify'ye göre küresel müzik kataloğunun tamamı her yeni pazarda sunulacak. Siyaset bilimcisi Sergey Horginyan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'nin bir büyük Turan yaratmak istemediği, sadece Ankara'nın Türkçe konuşan ülkelerle ilişkilerini aktif olarak geliştirdiği şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Lavrov'a göre Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan ve şimdi bağımsızlık kazanan Türkçe konuşan ülkeler bunları desteklemeyecek. Siyaset bilimci Sergey Horginyan, Rusya bir TV kanalında Lavrov'un açıklamasına yanıt verdi. Siyaset bilimci, Lavrov harika bir adam, bir diplomat. Lavrov, Türkiye Cumhurbaşkanı olsaydı tüm sözlerine inanırdım. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı farklı bir soyadına sahip ve tamamen farklı şeyler söylüyor. Türk dünyasının birleşmesi gerektiğini söylüyor ve bana onun sözlerine inanmam lazım gerektiği söylendiğinde onun hakkında bir soru oluşuyor. Acaba geveze bir aptal mı? Erdoğan bir Turan yaratmaya çalışıyor. Öyleyse neden onunla ilişki kuruyoruz diye konuştu. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü vesilesiyle Microsoft şirketi yaptığı açıklamada Microsoft çevirisi hizmetinde Ermenice de dahil 9 dil eklendiğini duyurdu. Armin Press'in aktardığına göre Microsoft çeviri hizmetleri 83 farklı dilde kullanıma sunuldu. Şirket, dünya çapında yaklaşık 7 milyon kişinin Ermenice konuştuğunu belirtiyor. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Batı Ermenistan'daki Urfa'nın Harran ilçesi, konik kubbeli evleriyle ilgi çekiyor. Harran, konik kubbeli evleri özellikle dikkat çekiyor. Dışı balçıkla, içi ise yumurta akı, toprak, saman ve gül yağı ile elde edilen karışımla sıvanan evler, yazın serin, kışın ise sıcak kalması özelliğiyle ziyaretçilerini şaşkına çeviriyor. İlçede yaşayanlar ise hala konuk kubbeli evlerde de yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu evlerdeki her bir kubbe sayısı o evin maddi durumunu simgeliyordu. Evlerdeki herkes birbirleriyle akraba olduğu için evler içeriden birbirlerine bağlı olarak inşa edilmiş. Evlerin tamamı tarihi sit alanı içerisinde ve koruma kurulu tarafından da tescillenmiş korunan evlerdir. Ermeni etnograf, folklor koleksiyoncusu, arkeolog Yervant Lalayan, 25 Mart 1864 tarihinde Aleksandropol'da Gümrü'de doğdu, 24 Şubat 1931 yılında ise Yerevan'da vefat etti. 1885'te Tiflis'teki Nersisyan Okulu'ndan mezun oldu ve Ahalska, Ahalkalak ve Aleksandropol'da öğretmen olarak çalıştı. 1894 yılında Cenevre Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümünden mezun olduktan sonra Sosyal Bilimler Adayı derecesini aldı ve 6 ay Viyana'da Mkhitaryanlar ile çalıştı.
1895-1897'de Transkafkasya'ya dönerek Şuşi'deki dini okulda öğretmenlik yaptı. Burada zamanın en iyi bilimsel şahsiyetleriyle Manuk Apekyan, Toros Toramanyan, Hıratçı Acaryan, Leo, Levon Melikset Beck, Lisitsyan, Samuelyan, Zelinski ile birleşerek Etnografik Magazin dergisini oluşturmaya başladı. İlk kitap 1896'da yayınlandı. 21 Kasım 1900'de Tiflis'te Etnografya Yayıncılık Şirketi'ni ve 1906'da Ermeni Etnografya Cemiyeti'ni kurdu. Şirket tarafından düzenlenen müze, Lalayan'ın çabalarıyla 1921'de Tiflis'ten Yerevan'a taşındı. Lalayan, müzenin ilk başkanı oldu. Cavak, Varanda, Sisyan, Hapan, Ganzak ili, Borçalı ili, Vaspuragan, Gohtan eyaleti, Vayotzor, Nahiçevan, Zangezur, Norbayazıt eyaleti veya Gegharkunik başlıklı eserler ve çok sayıda makaleler düzenli olarak Etnografya dergisinde yayınlandı. Lalayan son derece değerli folklor materyalleri topladı ve yayınladı. Binlerce masal, deyim, atasözü yazdı. Şarur Dalarak Yaz, Nahiçevan, Norbayazıt vilayetleri, Şireş Tepesi, Nuh vilayetinin Nij ve Bardaşen köylerinde ve Elarda Apovyan'da kapsamlı kazı çalışmaları yaptı. Lalayan, Ermeni maddi kültürünü kamuoyuna tanıtmak için Vayotzor, Vaspuragan ve Yeni Beyazıt'ın anıtlarına adanmış Ermenice, Rusça ve Fransızca açıklamalı 3 fotoğraf albümü yayınladı. Ayrıca yazıtlar toplayıp bunları da yayınladı. Ermeni halk şarkılarını yeni bir şekilde sunan ve en sevdiği İspanyol eserlerine düzenli olarak değinen besteci sanatçı Vigen Hovsepian, Gomidas'ın Zulu şarkısını ilginç bir yorumla sundu. Armen Press tarafından bildirildiği üzere şarkının videosu internette artık mevcut. Vigen Hovsepian şarkının ve videonun oluşturulmasında büyük katkı sağlayan tüm destekçilere teşekkür ederek resmi Facebook sayfasında şunları yazdı. Zulu nihayet geldi. Şarkının her bölümünde duyabileceğiniz ve kaydına en büyük katkıyı yapmak için hiçbir çabadan kaçınmayan yetenekli arkadaşlarım Artur Mınatsaganyan, Noray Gapoyan, Hagop Ortyan, Gurgen Ebeciyan'a teşekkür ediyorum. Müzisyen bir yıldan fazla süredir üzerinde çalıştıkları Zulu'nun kendisi için uzun zamandır beklediği eserlerden biri olduğunu itiraf etti. Hovsepian yazısını iyi seyirler, umarım beğenirsiniz diye özetledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size soprano Diana Harutyunyan tarafından seslendirilen Gomidas'ın Zulu adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.